Merhaba arkadaşlar. Biz Çakırkaya kardeşler olarak ben Kıymet Çakırkaya. Ben Murat Çakırkaya. Ben Fırat Çakırkaya. Instagram'dan sorduğunuz soruların hepsini bir araya topladık ve bunların size cevaplarını vereceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Nerelisiniz diye sormuşsunuz. Aslen Muşluyuz. Doğma büyüme Tekirdağ Çorlu. Bayağı da soru var. Kaç senedir Çorlu'dasınız demişsiniz. Oh hey. 45-46 senedir. Doğma büyüme Çorlu'dayız yani. Yaşlarımız kaç? 42. 39. 36. Evet. O ne? Kaç kardeşsiniz ve en çok anlaşan kardeşler kim? Ben de ablam. 5 kardeşiz, hiçbiriyle anlaşamıyorum. Abim anlaşamaz da benle ablam öbür kardeşlerimle anlaşırım yani. Yani. Evli misiniz? Ben evliyim. Abim evli. Ben bekarım şu an. Ben de sözlüyüm. İnşallah kısmet olursa yaza düğün. Evet. Hepiniz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyoruz ama aynı koltuklarda oturmuyoruz. Şu an aynı koltukta oturuyoruz yani. Evet. Fırat abi, düğününe gelmek isteyenlere adres gönderir misin? Tabii ki, ne demek, baş göz üstüne. Herkese istek göndeririz. Gelmek isteyenler buyurur. Buyurur, tüngi yazsın. Otobüs de tutuyoruz. Merhaba. Ay, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Boş zamanlarımız olmuyor maalesef. Çok fazla boş zamanımız olmuyor. Çalıştığımız için bir tek akşamları, o da yorgun argın geliyoruz zaten. Yani boş zamanlarımızda da video çekmeye çalışıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz TikTok'ta. Yani bize desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü emek veriyoruz. Yorgun argın emek veriyoruz. Gerçekten emek var. Bu ne? Yememiş içmemişler, soru mu hazırlamışlar? Korona dönemi nasıl geçiyor? Berbat. Vallahi aynı. Sıkıntı yok. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. Ama tabii Fırat için sıkıntı oldu. Bizim kahve işlettikleri için kahve kapandı ve şu anda kahveler kapalı olduğu için bizim için sıkıntılı geçti. 5 yıl sonra kendinizi nerede, nasıl görüyorsunuz ya da görmek istersiniz? Ben 5 yıl sonra kendime güzel bir evim olmasını, iyi ve huzurlu bir ailemin olmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben Deci, evim olsun, arabam olsun. Kocam olsun. Hayır, koca olsun onu istemiyorum. O hayalimde o yok. Kendime ait bir evim olsun isterim tabii. Ben de bir tatil yapmak. Hiç hayatımda tatile gitmedim desem inanır mısınız? Tatile gitmek istiyorum ben de, kafam rahatlayınca. Bodrum'a gönderdim seni. Bodrum, biliyorum, aşağı git diyeceksin. Arkadaşlar valla 5 yıl sonra kendimi nerede görmek isterim? Yani o zaman da gelse 5 yıl sonra da kimseye muhtaç olmamak isterim. Tekrardan. Yani bunlar. Yani herkesin bunlar. İstediği gibi şeyler. Kendinizde sevmediğiniz, değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz, huyunuz var mı? Ben. Göbek. Ya bırak be. Ben sadece göbeğimi değil. Bırak. Arkadaşlar biraz sadece göbeğiniz. Sadece bu mu? Başka huyunuz mı? Diyor. Huyunuz. Huy mu? Huy. Huylarımı çok seviyorum. Şimdi ben burada abim. Ben seviyorum huylarını. Ben abimin huylarını burada saymaya kalksam. Yani bu video yetmez zaten. Yetmez yani. Bu video yetmez abimin huylarını. Sen huyunu, hangi huyunu değiştirmek istiyorsun? Ben biraz inatçı huyum var benim. Benim de. Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Çok evet. İyi niyetten kaybettim. İyi niyetten çok kaybettim. İşte merhamet, çok merhametliyim. Bunu seviyorum ama çok fazlası da zarar veriyor gerçekten. Bu huyumu sevmiyorum. Biraz böyle katı olmak gerekiyor bazen. Videolardaki gibi iyi anlaşıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar tabii her evin içinde olduğu gibi bizim de tartışmalarımız oluyor. Tartışmaların genel şeyi abim oluyor her zaman. Her zaman abimdir. Yani abi kızmaya, şey yapmaya gerek yok. Abimdir. Her zaman abimden dolayı böyle tartışmalar, şeyler sebep? Çıkıyor. Camlara çıkarız mesela. Kendini böyle bir ağırdan satar. Ağırdan değil canım. Videolarda falan. Abi kızmak, şimdi kızmak yok kardeşim. Burada açıklama yapıyoruz. Göbekten dolayı anca geliyor. Ha, yani göbeğini kaldırıp gelemiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir şeylerimiz oluyor ama çok şükür gene de. Klozet fabrikasında çalışıyorum arkadaşlar. Ağır işim. Akşama kadar siz değerli İnsanların, kardeşlerimizin neyse demeyeceğim. Devam edin. Klozet. Rahat en çok için. Tartıştığınız ya da anlaşamadığınız konuda ya da konular var mı demiş. Konu ya da konular var mı? Var. Videolarda anlaşamıyoruz arkadaşlar. Videolarda anlaşamıyoruz. Videoların dışında da tabii ki abim kendine toz kondurmuyor. Abi vallahi kusura bakma, ben buradan gömüyorum seni. Bir gideceğim sonra göreceğim. Yani, anlaşamadığımız konular bunlar yani.
videolarda şunu yapalım hayır, bunu yapalım hayır. Bazen fikirler uyuşmuyor o kadar yani. Başka bir şey yok. Abi nasıl görünüyorum ya? Sosyal platformda olmayı hak ettiğiniz yerde misiniz? Hayır. Maalesef. Değiliz. Değiliz. 3 senedir buradayız. 3 senedir emek veriyoruz. Yorgun argın demeden milletin yüzünü, kendi yüzümüzü güldürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama hiçbir şekilde hakkımızı alamıyoruz. Bu yönden çok şikayetçi. Son zamanlarda da bayağı bir sayfamız düşüşte. Hani o kadar emeke rağmen tabii ki yok. Yani ben beğenmiyorum, hak ettiğim yerde evet, değilim. Ne abi? Maalesef. Sen konuş birazdan. Emeğe. Emeke. Abi dur bir bak ya. Dur. Onu mu seçtin sadece içinden yani? Bir de bunu seçtin. Tamam abi var. Emeke. Neyse i̇şte emeğe. Abim işte bak durur bunları yapar yani. Emeğe saygı bak. İstiyoruz sadece bu kadar. Emeğe. Hak ettiğimiz yerde değiliz. İstemiyorum yanlış. TikTok'ta nasıl eleştiriler alıyorsunuz? Çok güzel soru. Abi seni alayım. TikTok'ta nasıl bir eleştiriler alıyoruz? TikTok'ta eleştiri almıyoruz. Nasıl almıyor ya? Topa tutuyor var ya bizi. Abi nasıl eleştiri almıyoruz? Ben almıyorum. Arkadaşlar almıyorum dediği şey de şu. Yorumları sadece arkadaşlarına yapmış. O yüzden kötü yorum gelmiyor buna. Ama evet, şey bana ortak sayfamızda yani. Da Çakık Ay kardeşler de tabii ki alıyoruz. Bizi çekemeyenler var. O çekemeyenler kişiler de kimse bizi yanlış anlamasın. Bizim oranın insanları çekemiyorlar. Bizim Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez tüm mezhepten kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Çok şükür hepsi bizi seviyorlar. Biz bir aileyiz. Çekemeyenler olduğu zaman kötü yorumlar yapıyorlar. Onlara da kulak asmamaya çalışıyoruz ama biz de fazla geniş aile olmadığımız için maalesef kulak asıyoruz. Canımı sıkılıyor. TikTok'a başlamaya nasıl karar verdiniz? Hatırlıyorum ben. Aslında bir anda gelişti. İndirmiştik TikTok'u ama böyle keyif almak için, böyle gülmek için seyrediyordum. Daha sonradan biz balkonda otururken abi gel bir tane çekelim. İşte çok saçma geliyordu. Hayır, çok çekiniyordu o zamanlar. İşte yapmayalım. O neymiş öyle falan filan. Daha sonrasında bir abi videomuz vardı. Abim. Sonra baktık iki kişi olmuyor. Sırrı da aldık yanımıza. Yani benle birlikte patlamaya geçtiler. Yükselişe geçtiler. Hayır ben olmasam aslında hiçbir şey olmaz. Yani. Ondan sonra baktık ki sayfamız yükselmeye başladı bir anda. Bir anda seslerimiz kullanılmaya başlayınca cazip geldi. Tabii o zaman böyle para olayı falan yoktu. Tamamen keyfiydi. Bize iyi geldi. Yani yaşadığımız hayat bir çünkü... Bir anda yükseldik böyle. Yaşadığımız hayat kolay bir hayat değil bizim. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil tabii ki. Herkesin yaşadığı bazı olaylar var, hikayeler var. Biz de öyleyiz. Hayatta yüzümüz gülmedi. Bize burası çok iyi geldi. Kendimizi mutlu hissetmeye başladık. Gülen yüzler görmeye başlayınca böyle daha hoşumuza gitmeye başladı. Devam ettik. Şu anda hani bir ara çok iyi gidiyordu. Daha sonra da tabii bu açılıp saçılmalar başladıktan sonra onları, biraz düşüşe geçti. Bu şekilde başladık. Şu an iyiyiz. Kendinizi 3 kelimeyle anlatacak olursanız bunlar ne olur? 3 kelimeyle. Tripli. Sevecen. Yakın canlı. İnsan. Sıcak kanlı mısın? Ben ısıtmayı unutmuşum onu. Sen? Ben merhametli olduğuma inanıyorum. İyi niyetli olduğuma inanıyorum. Yani şu var. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Şeyinde ilerliyorum ben şu an. Neyinde? Ben de insanlara biraz daha mesafeyi seviyorum. Disiplini çok seviyorum. Ve tabii merhametim bu yani merhamet. O kadar. O kadar ve en güzeli bence. Ben niye paçalıyor? En büyük keşkeniz ya da asla şunu yapmam dediğiniz bir şey var mı? Çok var da bir iki tane çok var ya. Mesela? Ne bileyim eskiden yaşanmışlıklardan ve öyle daha sonrasından yaptığım hatalardan çok var ya onları tek tek şimdi söylemek de olmaz. Evet. Evet senin en büyük keşkem veyahut da şunu yapmam. Vallahi en büyük keşkem abimden önce dünyaya gelmemek. Keşke abimden önce ben dünyaya gelseydim. Sanki ne uyuyacaktın. Vallahi keşke abimden önce ben dünyaya gelmiş olsaydım. Ben de keşke zamanında daha iyi kararlar verebilseydim de şu an bu durumda olmasaydım diyorum. Ama tabii her şeyin hayırlısı, her şerde vardır bir hayır diyorum. Aynen öyle. Şu an iyiyiz, iyi miyiz? İyiyiz, çok şükür. Yani şu anda şunu yapmam dediğim şey
Bir daha seversen gözüm kör olsun. İşte buydu. Burçlarınız ve özelliklerini taşıyor musunuz? Ve özelliklerini taşıyor musun Burcu'nun? Burcu'nun özelliğini taşıyorum. Evet. Ben hem kovayım hem balığım. Bilmiyorum nasıl bir şey. Ayrılamıyorlar. Galiba balık büyük bir ihtimal benimki. Ama özelliklerimi çok iyi taşıyorum. Sen? Hiç bırakmam peşimden. Valla koç ama özelliklerini de bilmiyorum. Koç mu? Hiç bakmadım ya. Ben Başak ve özelliklerini taşıyorum. Çok zeki, çok disiplinli, çok sevecen. Bence çok sen, titiz. O zaman sen Başak değilsin abla. Ben Başak'ım. Başak ve özelliklerini çok iyi taşıyorum. Başak Burcu'nu isterseniz araştırabilirsiniz. Balığın Burcu neyini bilmiyorum özelliklerini gerçi ama çok duygusal. Duygusal değil mi? Duygusal değil abi, duygusal. Duygusal dedim ben. Merak ettiğiniz hakkımızda daha başka sorularınız olursa Instagram sayfamızda biz orada bir resmimizi paylaşacağız. Altına yazarsanız biz tekrar buradan cevaplayacağız bizi tanımak isteyenler için. Kendinize iyi bakın. Şunu da söylemek istiyorum son kez olarak. Tabii ki TikTok'ta hepinizi tanıdık. TikTok'ta şey olduk. Ama TikTok bizim ilk yaptığımız seneler gibi değil tabii ki. Bazı şeyler çok değişmiş. İnsanlar kendini çok aşmış. Açmışlar orasını burasını çok açmışlar. Aslında TikTok'ta durmak istemiyoruz ama sizin gibi insanları kaybetmek istemiyoruz. O yüzden biz hala TikTok'tayız. Bilsek ki siz YouTube'a geleceksiniz veya başka bir yere geleceksiniz. Gerçekten oraya geçeriz. O yüzden şu an TikTok'ta devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda TikTok kendini düzeltir. Açık saçık insanları bir an önce bitirir. Ya kendini düzeltecek ya insanlar daha çok çığırından çıkacak. Herkes kendi kaderini kendi belirliyor arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.